İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Ermeni Mimarisini Araştırma Vakfı'nın Ermenistan ofisini ziyaret etti. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Arjantin'deki konsolosu Guillermo Karamanyan'ın mesajı. Azerbaycan Şuşi'nin Kazançetos Kilisesi'ndeki Ermeni izini siliyor. Azerbaycan'ın pervasız davranışının nedeni cezasızlıktır. Fransa'nın Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki büyükelçisi, Artsakh meselesine ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması eş başkanların öncelikli görevidir. Kıbrıs Cumhurbaşkanı, Türkiye tarafından önerilen seçeneği kabul edilemez buldu. Batı Ermenistan'ın Urfa'da kaçak kazıda yer altında Roma zindanları çıktı. Kazadi Kristallo Derneği, Dadivank Franks'lerinin restorasyonunu sunuyor. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Ermeni Mimarisi Araştırma Vakfı'nın ofisini 3 Mayıs günü ziyaret ederek çalışanlarla bir araya geldi. Görüşme önceden planlandı ve amacı Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'ın 2005-2008 yıllarında Avrupa Mahkemesi'nde Azerbaycan'a karşı Cuva'daki binden fazla haçkar anıtını yok etmekle suçladığı dava hakkında bilgi vermekti. Ermeni Mimarisi Araştırma Vakfı'nın çalışanları, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı'ndan yeni ortaya çıkan gerçeklerle ve diğer anıtlar konusunda da yeni dava açmasını istedi. Abrahamyan bu teklifi üstlenmeyi kabul etti ve Batı Ermenistan adına Avrupa Mahkemesi'ne yeni başvurular sunulacak. Görüşmede Sevr Antlaşması, Kilikya ve Lozan Antlaşmaları dahil bir takım konular da ele alındı. Doğum yeri özellikle Arjantin ve Uruguay olan dünya Ermenileri bu mesajı duyan izleyicilerin çoğunluğunu oluşturuyor. Batı Ermenistan Cumhuriyeti 1894-1923'te birbirini izleyen 3 Türk hükümetlerinin yerli ve binlerce yıllık tarihe sahip Ermeni halkına karşı işlediği soykırımı hatırlıyor. Bu 3 soykırımcı hükümet Osmanlı İmparatorluğu, Jön Türk Rejimi ve Mustafa Kemal Atatürk'ün hükümetleriydi. Bütün Ermeniler bu trajediyi bilirler. Çünkü bu trajediyi annelerimiz, babalarımız ya da dedelerimiz tarafından arabulucu olmadan bize aktarıldı. Onlar bizzat bunu yaşadılar. Bu dehşeti bilmek için bir okula ihtiyacımız yok. Büyüklerimiz ağlayarak babalarının, annelerinin, kardeşlerinin, amcalarının, teyzelerinin, büyük anne ve büyük babalarının neler yaşadıklarını anlattılar. Tarihin ruhu içinde bizler bu soykırımın doğrudan kurbanları değildik. Yüzyıl bizim için bir hayat ama insanlık tarihi için sadece saniyeler. Mesajın tamamını web sitemizden okuyabilirsiniz. Ermeni Mimarisi Araştırma Vakfı'nın direktör yardımcısı Rafik Kortoşan, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV'de Artsakh'ın yok edilmekte olan mirası, zorlukların düğüm noktasında konulu konferansın hedefleri ve Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarında Artsakh'ın kültürel mirasını korumak için hangi adımların atıldığı hakkında konuştu. Özellikle Şuşi'de Ermeni izini ortadan kaldırmayı amaçlayan Azerbaycan'ın Şuşi'deki Surp Kazançetos Kilisesi'nde yürüttüğü inşaat çalışmalarına değindi. Azerbaycan'ın sürekli sahte bilgi yayan medya ve propaganda mekanizmalarından bahsetti. Artsakh Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu Geram Stepanyan, kendi sosyal medya hesabı olan Facebook gönderisinde Azerbaycan'ın Şuşi'deki Surp Kazançetos Kilisesi'nde sürdürdüğü inşaat çalışmalarına değindi. Artsakh Cumhuriyeti Ombudsmanı Facebook gönderisinde şunları yazdı. Azerbaycan yıllardır devlet düzeyinde sistematik nefret saçtığı bir halkın kültürel değerlerini restore edemez. Azeriler sözde onarım çalışmaları kisvesi altında Ermeni kültürel değerlerinin en önemlilerinden biri olan Şuşi'deki Kazançetos Surp Armena Pırgıç Kilisesi'ni çarpıtıyorlar. Azerbaycan yıllarca Artsakh'taki Ermeni Hristiyan kültürünü ahvanlaştıran veya başka milletleri affeden bir devlet politikası izledi. Azerbaycan kültürel değerlerin korunmasına gerçekten önem veriyorsa, onu onarıyorsa büyük bir soru ortaya çıkıyor. UNESCO'nun bağımsız uzman grubunun bölgeyi ziyaret etmesine izin vermemesinin nedeni nedir? Azerbaycan'ın Ermeni kültürüne yönelik vandalizm konusunu her gün gündeme getirerek yaşananlar hakkında ilgili uluslararası kuruluşları bilgilendiriyoruz. Ancak konu eleştiri veya çağrıların ötesine geçmiyor.
Fransa'nın Ermenistan Büyükelçisi Jonathan Lagot, Armin Press'in sorusuna cevaben verdiği açıklamada, Fransa ve Rusya devlet başkanları Minsk grubu çerçevesinde Artsakh Dağlı Karabağ sorununun kalıcı çözümüne yönelik çabaları yeniden başlatma konusunda anlaştılar, dedi. Lagot, Fransa Devlet Başkanı 26 Nisan Pazartesi günü Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesinde bulundu. Kafkasya'daki durumla ilgili olarak Başkan Macron, savaş esirleri, insani yardım ve kültürel mirasın korunması konusunda somut ilerleme sağlanması gerektiğini vurguladı. İki devlet başkanının duruma kalıcı bir çözüm bulmak için Minsk grubu çerçevesinde çalışmaları sürdürmeyi kabul ettiğini belirtti. Büyükelçi, Artsakh Dağlı Karabağ sorununun barışçıl çözümüne ilişkin müzakerelerin yeniden başlamasının eş başkanların öncelikli görevi olduğunu vurguladı. Agint Minsk grubu eş başkanları, Azerbaycan'ın Ermeni savaş esirlerini nihayetinde iade etmesini sağlamak için hangi adımları atıyor sorusuna, Büyükelçi, eş başkanların son açıklamasında herkesin geri dönmesi çağrısında bulunduğunu kaydetti. Lagot, Bakü'de açılan Sözde Zafer Parkı'na da atıfta bulunarak savaşın bir gösteriye konu olmadığını hatırlattı. Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, geçen hafta Cenevre'de Birleşmiş Milletler, İngiltere, Türkiye ve Yunanistan himayesinde gerçekleşen Kıbrıs müzakerelerine değindi. Anastasiadis'e göre Türkiye ve Kıbrıs'ın Türk kesiminin önerdiği çözüm nedeniyle görüşmeler başarısızlıkla sonuçlandı. Buna göre adada Türk ve Yunan iki ayrı devlet oluşturarak sorunu çözmek istiyorlar. Kıbrıs Cumhurbaşkanı'na göre bu seçenek uluslararası hukukun açık bir ihlalidir ve uygulanmasının en ufak bir olasılığı olamaz. Kıbrıs Cumhurbaşkanı açıklamasında bir kez daha Türkiye'nin yıkıcılığına ve yeni bir Osmanlı İmparatorluğu hayal edenlerin cüretine tanık olduk. Cenevre'deki gayri resmi zirvede Türkiye ve Kıbrıs'ta Türk liderler söylemleri nedeniyle bir tarih fırsatı daha kaybettiler. Türkiye'nin arzusu yalnızca uluslararası hukukun ihlali değil, aynı zamanda Kıbrıs Rumlara da bir meydan okumadır, dedi. Batı Ermenistan'ın Urfa ilinin Viranşehir ilçesinde kaçak gazı yapılan alana operasyon düzenleyen jandarma, Roma dönemine ait çok sayıda odası bulunan zindan ile karşılaştı. Operasyonda ayrıca antik çağlara ait kılıç, gümüş haç ve çeşitli nesneler bulundu. Söz konusu operasyonda çok sayıda küçük odadan oluşan 400 metrekarelik bir yapı da ortaya çıkarıldı. İtalya, Armenya ve Antonia Arslan'ın kurduğu ve başkanlık ettiği Gazza di Cristallo Derneği'nin organize ettiği Dadivan Kilisesi'nin fresklerinin restorasyonuna ilişkin rapor, Zoom aracılığıyla online olarak 12 Mayıs'ta İtalya saat ayarıyla 20.30'da yayınlanacak. Sunucu Antonia Arslan, programı Mimar Arazaryan anlatıyor. Fresklerin restoratörü ise Christian Lamour. Program İtalyanca yayınlanacak. Katılmak için info@italiaarmenia.it adresine kaydolabilirsiniz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Alexander Harutyunyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Dırdo adlı eseri sunuyoruz. Dırdo Dırdot naver zirtan polor mandır puşe Keri miçi yarna nuşer Keri miçi yarna nuşer. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.